Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Evet bugünkü konumuz küresel aynalar. Şimdi küresel aynaları şöyle kısaca tanıyalım arkadaşlar. Şimdi küresel aynalar gördüğünüz gibi bir küresel yüzeyden oluşan iki tane aynadır arkadaşlar. Eğer aynanın iç kısmı parlak dış kısmı eğer parlak değilse bu çukur aynadır. Bakın çukur kısmı yansıtıyorsa çukur ayna tümsek kısmı yansıtıyorsa tümsek ayna diyeceğiz. Sonuçta küresel yana oluşuyor. Küresel bir yüzey oluşuyor. Bakın e, küresel küresel yüzeyin yarı biz R diyelim. Bakın burası merkez noktası olsun. Şu noktaya biz odak noktası diyeceğiz. Buraya tepe noktası diyeceğiz arkadaşlar. Bakın o zaman bakın odak ne yapıyor? Bakın yarı çapı ikiye bölmüş. Demek ki arkadaşlar burada ne yapacağız? Merkezi M olduğunu bilmemiz gerekiyor. Merkez uzaklığı neye bağlı? Bakın yarı çap kadar uzaklıkta. O zaman odak noktası neresi de? Odak noktası Tabii ki yarı çapın yarısı. Bakın şu uzaklık neresi arkadaşlar? Tam yarı çapın yarısı olduğunu ne yapıyoruz? Burada görmüş oluyoruz. Tepe noktası şu nokta arkadaşlar. Burada odak uzaklığı tabii neye bağlı dediğimiz zaman odak uzaklığı sadece eğrilik yarı çapına bağlıdır. Yani kısaca bu küresel aynanın yarı çapına bağlı diyebiliriz. Odak uzaklığı kesinlikle ışığın rengine, ortama bağlı değildir arkadaşlar. Evet özellikle dikkat edelim. Odak uzaklığının yarı çapın yarısı olduğunu ne yapmayalım? Bakın burada dikkat etmişiz. Yarı çapın yarısının eşit olduğunu unutmuyoruz. Demek ki çukur ayna çukur kısmı yansıtıyoruz. Tümsek ayna tümsek kısmı yansıttığını ne yapmayalım? Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim bu aynalarımızı tanımaya. Şimdi çukur aynanın tabii ki biraz önce ne demiştik? Çukur kısmı yansıtıyordu. Çukur aynaya gelen ışığı ne yapar? Toplar yani asıl eksene yaklaştırır. Demek ki nasıl bir özelliğe sahipmiş? toplayıcı bir özel hesap. Yani gelen ışığı ne yapıyor? Asal eksene doğru yani şu çizgiye doğru yaklaştırıyor. Yine çukur aynanın burası tepe noktası. Burası odak noktası. Buranın merkez noktası olduğunu ne yapalım bilelim. Şimdi çukur aynı bakın özellik olarak neye benziyormuş? Özellik olarak ileride göreceğiz. ince kenarlı merceğe benzeyecek arkadaşlar. Demek ki ince kenarlı mercek topluyor. Çukur aynı topluyor. Şimdi bu sene bizim bilmemiz gereken en önemli bir tanesi arkadaşlar özel ışınları özellikle bilmemiz gerekiyor. Genellikle ÖSYM ağırlıklı olarak özel ışınlar üzerinden soruyor. Onun için özel ışınları adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Bu özel ışınlar acaba nelerdir? Bunlar üzerine tek tek durmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yayalım bakalım. Şimdi burada bakın gelen ışınımız şu renk ışın olması olsun. Işın nasıl gelmiş? Asal eksen çizgisine paralel. Asal eksenine paralel gelen ışın nereden gider? Tabii ki arkadaşlar odaktan gider. Demek ki Paralel gelen ışın odaktan gelen. Şimdi eğer odaktan gidiyorsa nasıl çıkacak? Paralel gelecek. Bakın ne yapıyor? Işığı ne yapıyor? Aşağı doğru topluyor arkadaşlar şu ucunu. Demek ki bak tersi. Paralel gelen odaktan, odaktan gelen paralel. Evet merkezden gelen ışın ne yapıyor? Tekrar merkeze dönüyor arkadaşlar. Demek ki merkezden dönen tekrar merkeze dönüyor. Ne yapmayı unutmayacağız. Hocam bu tam tepe noktasına gelmiş. Tepe noktasına geldiği zaman aynen eşit açıyla yansıyor arkadaşlar. Demek ki bu dört tane ışını bileceğiz. Paralel gelen odaktan, odaktan gelen paralel merkezden merkeze, tepe tepelenir diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki dört tane özel ışın önemli diyoruz arkadaşlar. Gelelim herhangi bir şey. Işın. Şimdi ışınımız direkt yani aynı üzerine geldiği zaman. Bakın bunların hepsi nereden gelmiş? Asal eksen üzerinden gelmiş. Ama bu aynıya gelmiş. Direkt aynıya geldiği zaman Aynen düzlem aynalı olduğu gibi normal çizeceğiz. Bakın normali nereden çiziyoruz? Tam merkezden geçecek bir normal çizmemiz lazım. Normal ne yapar? Gelen ve yansıyan. Şimdi iki ayrı bakın ne yaptı? Alfa açına ayırdık. Alfa açıda da geldiği zaman alfa açısı ne yaptı? Yansımış oldu arkadaşlar. Demek ki normali nereden geçireceğiz? Merkezden geçtiğini unutmayalım. Bunun ikinci bir yolu var. Mesela başka bir yöntem yapalım. Bakın bu ışığımız gelen ışığımız olsun. Ne yapacağız? Merkezden bu gelen ışını arkadaşlar paylar çizeceğiz. Bak tam merkezden geçecek şekilde. Sonra bu odağımızı ne yapıyoruz? Aşağı 90 derece olacak şekilde indiriyoruz. Şuna biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yardımcı odak diyeceğiz. Artık bizim ışınımız mutlaka buradan geçecek. Bakın ne yapacağız? Işınımızı buradan göndereceğiz. Işınımızın geçtiği yeri bu şekilde tespit edeceğiz. Demek ki gelen şuna paylar çizik merkezden odağı bu yardımcı eksenler taşıdık ve buna yardımcı odak dedik arkadaşlar. Işığımız artık yardımcı odaktan geçmiş olacak. Şimdi gelelim tümsek aynaya. Tümsek aynada gördüğünüz gibi tümsek kısmı yansıtma özelliğine sahip. Tümsek aynanın özelliği ne? Tümsek aynaya gelen ışığı dağıtır. Yani asal eksenden uzaklaştırıyor. Demek ki bu uzaklaştırıyor arkadaşlar. Bakın ne yapıyor? Göksünü gelmiş dağıtırım diyor. Tümsek aynı özellik olarak kime benzeyecek? Kalın kenarlı merceğe benzeyecek. Demek ki buna dikkat etmemiz lazım. Bunun da özelliklerini bilmemiz lazım. Mı? Özellikle 4 tanesini diyeceğiz bakın. Şimdi asıl eksene paralel gelmiş. Paralel gelen ışın ne yapar? Odaktan gidecek şekilde dağıtıyor bakın arkadaşlar. Eğer bakın odağa gelen ışın ne yapar? Paralel gider. Bakın ne yapıyor? Gelen ışın ne yapıyor? Kendi yukarı doğru atıyor bakın arkadaşlar. Şimdi merkeze gelen ışın yine merkezde ne yapıyor? Aynen dönüyor. Evet, burada bakın yine tepe noktasından geldiği zaman yine tepelendi arkadaşlar. Bakın alfa açısına geldiği zaman alfa açısına yansıdı. Şimdi bu da yine herhangi işin bakın. Direkt ne yapmış? Bunların hepsi bakın aynı üzerine gelmiş. Bu aslında eksen üzerinden geliyor. Asla eksen geldiği zaman yine merkezden bir normal çiziyor şöyle. Alfa açısına gelmişse alfa açısını yansıtıyoruz. Demek ki yine merkezden normal çizeceğimiz ne yapmayalım? Unutmayalım. İkinci bir yolumuz neydi? Tabii ki gelen işte paralel çizme. Nereden hocam paralel çiziyoruz? Merkezden paralel çiziyoruz. Hemen arkadaşlar bakın şuradaki odağı bunun üzerine taşıyoruz. Bu yardımcı odak oluyor. Artık ışınımız nereden gidecek bakın. Uzantısı buradan gidecek ve şu şekilde ne yapmış olacak? Şöyle yansımış olacak. Demek ki gelen ışına paralel çizdik. Uzantısı buradan gidecek şekilde ne yaptık? Dağıtmış olduk arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Şimdi soruların üzerinden devam edeceğiz. Evet burada bir özel durumumuz varmış. Bakalım özel durumlar ne? Özel durumlar özellikle yön çok kullanıyoruz. Bunlar hep ezbere dayalı kısımlar. Özellikle bu kısımları çok çok iyi ezberlememiz lazım. Şimdi çukur aynı bakın 1.5 3F'den gelen ışın nereden gider? 1.5 F'den gider. Yani o zaman hocam 1.5 F'den gitse ne olur? 3 F'den. Yani diyeceksiniz hocam 4 F'den gelsen 2 F'den mi gider? Hayır arkadaşlar bu 3 F 1.5 F olayı bizim için özel bir durum. Ezber hesaplanmış bir durumdur. Eğer 4 f'den giderse her türlü f ile m arasına gider. 5 f'den gelse yine f ile m arasına gider. Ama mesela ne kadar uzaktan gelirse o kadar f'ye yakın gitmek ister arkadaşlar. Şimdi gelelim buna bakın. Eğer ışınımız çukur aynaya, aynanın arkasındaki f noktasına geldiği zaman f 1 2'den çıkacak. Hocam f 1 gelse ne olur? O zaman arkası f'den gidecek. Demek ki f'ye gelen f 1 2'den, f 1 2'den ışın arkadan f'den çıkmak zorunda. Şimdi bakın burada tersi var bakın. Dikkat edersen ışın geldiği yoldan gidebiliyor bakın. F gelip F bölü 2'den, F bölü 2'den gidip F'den çıkabiliyor. Tümsek aynı aynada aynı durumlar var mı? Tümsek aynı aynı durumlar var bakın. Işınımız F'den gelmiş. Hocam paylar diyeceğiz? Hayır bakın arkadaşlar bu herhangi ışındır. O zaman F'den gelen ışın nereden gidecek? F bölü 2'den yansıyacak. Bakın aynı şekilde F bölü 2'ye gelen ışın F'den yansıyacak. Demek ki bu özel durumları tekrar söyleyelim. 3 F'den gelen 1.5 F'den 1.5 F'den gelen 3 F'den F'ye gelen şey yarım F'den yarım F'den gelen ışın F'den Evet F bölü 2'ye gelen ışın yine F'den F bölü 2'ye gelen ışın yine, yine F'den gider diyeceğiz arkadaşlar. Bakın hep birbirinin aynısı. Evet gelelim şimdi sorularımıza. Ne demiş bakalım burada? Bütün sek aynı vermiş. Bütün çukur vermiş. Bunların bize neyi soruyor arkadaşlar? Odaklarının oranını soruyor. Şöyle yapalım. Şimdi bakın. Şurada bu bunun kaç katı? Bakın burası bunun tam iki katı. Bakın özelliğimiz uyuyor. Bakın o zaman şuraya desek ki 1 bölü 2 f1 desek burada f1 desek oluyor mu? Bakın yarım f'ye gelen f1'e. Demek ki f1 bunun için burasıdır. O zaman kaç kare f1'i bunun? 2 birim diyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakın burası da bu bunun kaç katı? 2 katı bakın. O zaman bakın ışın önden gelip yine önden yansıyorsa o zaman burası bir buçuk F2'ye, şurası 3 tane F2'dir. O zaman 3 tane F2 bakın kaç kare? 1 2 2 kare eşit F2 ne yaptı buradan? Kaç yaptı arkadaşlar? 2 bölü kaç oldu? 3 oldu. bize F1 F2 oranı sormuş. F1 F2'nü yapalım. F1'i kaç bulmuştuk buradan? 2 bulmuştuk. F2 de kaç oldu buradan? 2 bölü 3. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Buradan 4 bölü 3 oldu. Demek ki bakın. Burada F, yarım F, F kuralı var. Burada da 1.5 F. 3 F kuralı olduğunu yapmış olduk? Görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Diyor ki bize F1'i F2 D'si kaçtır? Tek tek bakalım arkadaşlar. Bakın bu ışın ne yapıyor? Şuraya geliyor bakın. Ha, paylar çıkmış. Şimdi paralel çıkması için şah odak. O zaman burası bunun odağı. Demek odağı bunun kaç birim arkadaşlar? Bir birim olduğunu görüyoruz. Bakın. Bu işin paralel gelmiş. Odağa gidecek. Demek ki şurası da bunun odağı arkadaşlar. Bunun odağı kaç birim o zaman? İki birim. Demek ki birincinin odağı bir birim. ikincinin odağı iki birim olduğunu görüyoruz. Bu arası ne kadardır diyor. Bakın bu arası. O zaman şurası F1 kadar uzaklıkta. Ya şurası da f2 kadar uzaklıkta. D o zaman nedir? F1 artı f2 kadar uzaklıkta olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Evet, bu sorumuza geldiğimiz zaman ne demiş bakalım odak uzaklığı f ise aradaki x uzaklığı kaçtır demiş. Şuradan başlayalım bakalım. Bu ışınımız çukura yansıya geliyor. Paralel gidiyor. Paralel giden şimdi nereye gider? Tabii ki hocam o odağa gider diyoruz. Bakın şurası demek ki odak uzaklığı olduğunu gördük. Şimdi bakalım. O zaman bir de şuna bakalım. Bakın ışın aynaya çarpıp geri dönüyor. Şimdi buradan eğer buraya çarpıp tekrar dönüyorsa demek ki şu nokta çukur aynanın merkezi. Eğer burası F ise o zaman şu uzaklığında F olması gerekiyor. Bakın burada bakın düzlem ayna var. Düzlem ayna simetrik yansımıyor muydu? Şurası da şuranın eşit olması lazım. O zaman ne yaptı? F püriki şurası olur. F püriki burası olur. O zaman ne yaptı? Şu arası uzaklık kaç oldu? Bakın F burada var. F 2 de şu arada var. O zaman kaç oldu burası? 3 ve bölü 2 oldu. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Görmüş olduk. Demek ki tek tek bakmamız lazım. Payla gelen için odağa gitti. Odak olduğunu gördük. Merkezden gelen merkez. Bu uzaklık toplamda buradan buraya 2 F olduğunu gördüğüm için şurası F ise şuraya yarım F kaldığını görmüş olduk arkadaşlar. Evet, gelelim bu soruyu odaktan soruyor. tek tek bakalım. Paralel giden ışın nereye gider? Oda. Hocam o zaman burası bu niye arkadaşlar bakın? Şurası fx'in oda. fx'in oda kaç birim? 2 birim bakın. Paralel gelen ışın odaktan yansı. Demek ki x'in oda kaç birim? 2 birim. Şimdi bakın bu ışığın buraya çarpmış, geri dönmüş. Demek ki şu nokta ikinci aynanın merkezi. İkinci aynanın merkezi kaç birim bakalım? 1 Bir, 2 üç, 4 5 Demek ki merkez kaç eşitti? Merkez 2 tane f2 eşitti. O zaman merkez 2 tane f2 kaç kareydi? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 kare ise f2'miz ne yapar? 5 1, 2 yapar. O zaman buraya da 5 1, 2 yaparsak bir takla kalsın. Ne yaptı? Buradan 4 5 oranı ne yapmış olduk? Görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada yine bir sorumuz var. Bize diyor ki bunların diyor aralarındaki D uzaklığı kaçtır diyor. Şimdi tek tek bakalım. Şimdi bu ışın paralel geldi. Paralel gelişim odağa gider. Demek ki şurası arkadaşlar bakın. Y'nin odağı. Yani şuradan şurası Y ye kadar. Şimdi bakın bu ışın da ne yaptı? Buraya çarptı. Tak geri döndü. Değil mi arkadaşlar? Bakın. E geri döndüğüne göre o zaman şurası da X aynanızın mer merkezi. Merkezi olduğuna göre burası ne olur? Merkez odağın iki katıdır. O zaman şu araya ne kaldı? Bakın. Bu arası fy eksi 2 tane fx olduğunu görüyoruz. Demek ki d de uzaklığı fy eksi 2 fx oldu. Ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Gelelim yandaki soruya. O, K, K L ise F karşı diyor. Bakın. Burada ne yapmış? Bakın iki tane eşit açı var. İki eşit açı ne yapmış? Burada gelen ve yansıyan için iki ayırmış. Ne demiştik? Bu ayıran çizgi o zaman biz ne diyeceğiz? Normal çizgisi diyeceğiz. Normal nereden geçiyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Hocam merkezden geçiyordu. O zaman buranın merkez olduğunu unutmuyoruz. Eğer noktalar uzaklığı eşitse merkezin yarısı odak değil miydi? Demek ki bunun odak noktası neresi? Tam K noktası oldu. ne yapacağız? Söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Gelelim başka bir sorumuza. Demiş ki TK, K, K 24 cm ise F odak uzaklığı kaç santimdir? Şimdi bakın. Şimdi sonuçta bu uzaklık bunun iki katı olduğunu görüyoruz. Burada bakın vermiş noktalar size uzaklığı eşit. O zaman bakın ışık önden gidip yine önden yasınına göre demek ki burası arkadaşlar 3 tane f eşittir. Şurası da 1.5 f eşittir. Neden? Çünkü 3.5 bakın 3 1.5'ün kaç katı? 2 katı olduğunu görüyoruz. Çünkü 3 f'ten gelen ışın nereye gidiyordu? Hocam 1.5 f'e gidiyordu. O zaman bakın şöyle diyelim arkadaşlar. O zaman bakın şurası her aralık 24 santimse tamamı ne yapar? Bakın 24 burası. 24 burası. 48 santim eğer 3 f ise o zaman odağımız kaç oldu? 16 santim oldu. Ne yaptık? Gördük. Demek ki 1.5 3F kuralı burada olduğunu gördük. Şimdi gelelim buna. Diyeceksiniz hocam burada neyi soruyor? Odak uzaklığını soruyor. Bakın. Şimdi burada bakın iki ışının da nasıl yoldan gittiğini göstermiş. Bakın şu K ışının gittiği yol. Bu da L ışının gittiği yol. Bakın bu iki işin özelliğine birbirine paralel olması. Bak, paralel olduğu aynı noktadan çıkmış. Demek ki şimdi biz ne yapıyorduk paylaşımlarda? Bir yardımcı eksen çiziyorduk. Demek ki burası arkadaşlar odak. Demek ki odağı ne yapmışlar? Ya? Buraya taşımışlar. Ki bak hepsi buradan gitmiş. Demek ki paralel gelen ışınlarda yardımcı odak ekseni çizerek ne yapıyorduk? Sonuca gidiyorduk. Demek ki bunun odağı neresi? Tam burası. Odağı kaç birim? Bakın odağı demek ki herhalde D dersek burası D. De. Burası D olursa de bakın şimdi paralel gelirse mutlaka hepsi aynı noktadan geçecek. Odağı bu yardımcı odak olarak taşıdığımız nokta buradan buraya gelmiş arkadaşlar. Evet Tekrar söyledim. Arkadaşlar abone olalım ve videolarımızı beğenelim.